En çok kazanan, 9'ar kez de en çok kazanan takımlar ve İstanbulspor'un 8 galibiyeti var sevgili seyirciler. Eğer İstanbulspor burada bugün kazandığı takdirde iç sahada en çok puan toplayan takım olacak ki bu da 21 puana tekabül edecek sevgili seyirciler. 8 maçını kazandı İstanbulspor ve 18 puan topladı içeride ve de 21 puana yükselirse eğer İstanbulspor ligin ilk yarısında iç sahada en çok puan toplayan takım unvanını eline alacak. İstanbulspor 8 maçta içeride 5 galibiyet, 3 beraberlik aldı ve iç sahada yenilmeyen 2 takımdan biri sevgili seyirciler. Diğeri de Adana Demirspor. İstanbulspor ve Adana Demirspor takımları kendi sahalarında ligin ilk yarısında şu ana kadar yenilgi yüzü görmediler. Balıkesirspor'a baktığımızda deplasman karnesinden sadece 7 puan göze çarpıyor. 8 maçın sadece 2'sini kazanabildi Balıkesirspor deplasmanda oynadığı maçlarda. Bir beraberlik, 5'te mağlubiyet var Balıkesirspor takımında. Sike görüntüye geliyor. Maç öncesinde, maçın başlamasına birkaç dakika kala geliyor sadece kulübeye sevgili seyirciler Fatih Tekke. Ve şu anda da Cihat Arslan, Balıkesirspor teknik direktörü görüntüye geldi. Evet, maçın hakemi topu bıraktı şu anda İstanbulspor'a. İbrahim Yılmaz, onun başlama vuruşuyla maç başlayacak sevgili seyirciler. İlk düdük gelmek üzere Turgut Doman. Herkesle göz göze geldi. İlk düdüğünü şu anda çaldı. Maç başladı. İki takıma da başarılar diliyoruz. Tekrar Melih'e doğru kayıptan. Wellington. Patrick Akkom yerden. Onu tek top oynadı. Tekrar Akkom. Sezon başında sağ kanatta oynuyordu Patrick Akkom. Daha sonra stoperde oynamaya başladı ve İstanbulspor etkili geliyor şimdi. Tayyip ceza sahasında sert vuruyor Atilla. Doğa'da kaldı top. Doğa hemen çıkarıyor ayağından topu. Gerçekten iyi geldi İstanbulspor. İzliyoruz. Tayyip'in pası. İbrahim'in sert vuruşunda Atilla gole izin vermedi. Şimdi Atilla çıktı, tek yumrukla uzaklaştırıyor. Sağ kanattan atak devam edecek. Şimdi bir orta geldi. Savunma kafayla ceza sahasının dışına. Şut şansı, şut! O kadar golden, top direkten geri geldi. Ardından Atilla'da kalıyor top. Top Atilla'da kalıyor. Görüntüde Uygar. Vuruşu yapan oydu, bakın izliyoruz. Berat. Ardından bu vuruş, son vuruş Uygar'dan. İbrahim yükseldi ama Atilla için bu vuruş, bu kafa vuruşu kolaydı. Gerçekten çok önemli bir andı. Şu ana kadar maçın en önemli pozisyonuydu sevgili seyirciler. 16. dakikadayız. Ali içe doğru döndü. Roka. Sağ kanada doğru tekrar oynuyor. Kaptan Onur pas istedi ama Melih sağa doğru bıraktı. Orada Tayyip. Tayyip rakiplerinin üstüne gidiyor. Bıraktı Uygar'a. Orta yapmadı. Doğa karşısında yerden bir pas. Sol çizgi. Gözler maçın hakeminde penaltı. Gözler maçın hakeminde karar penaltı. Sevgili seyirciler, Batuhan orada rakibiyle ceza sahası içinde karşı karşıya geldiği anda maçın hakemine çevrildi gözler, izliyoruz. Burada Uygar yerde kalıyor ve Turgut Doman beyaz noktayı gösterdi. Farklı açılardan tekrar tekrar izliyoruz. Onur, Onur vurdu topu, alanda gol. Onur'un penaltıdan attığı golle İstanbulspor 1, Haydeniz et Balıkesirspor 0. 23. dakika gol dakikası oldu. Tekrar izliyoruz penaltıyı. Atilla burada bakın köşeyi sezdi. Ama topun yönünü değiştiremiyor. İstanbulspor bu karşılaşmadan 3 puanla ayrıldığı takdirde ligin ilk yarısını Giresunspor'un ardından 34 puanla ikinci sırada tamamlayacak. Bunu bir kez daha hatırlatalım.
Melih tekrar. Devam ediyor İstanbulspor hata. Roka. Ali Yaşar. Ali baktı kaleye. Vurdu Atina ve gol! Harika bir gol oldu. Harika bir gol oldu. Sevgili seyirciler, bu golü hani şapka çıkartılır derler ya. Böyle bir gol oldu Ali Yaşar'dan. Yine topun geldiği yönü Atina görüntüde üzgün. Tahmin etti ama kaleye gitmesine engel olamadı. Ali Yaşar'ın kaydettiği golün dakikası 31 sevgili seyirciler. Çok güzel bir gol Ali Yaşar'dan. Bakın sol ayağıyla penaltıda ve bu vuruşta Atilla Özmen hep topun geldiği yönü iyi tahmin etti ama çok az bir farkla topa müdahale edemedi hem penaltıda hem de bu vuruşta. Ali Yaşar'ın golüyle durum 2-0. (gülüyor) 23. dakikada Onur'un penaltıdan kaydettiği gol 1-0. 31'de Ali Yaşar'ın ceza sahası dışından attığı gol 2-0 oldu İstanbulspor lehine. Balıkesirspor geliyor şimdi. Sağa doğru Mırs için pası. İsmail Yüksek sokuluyor. Sola doğru Foxy bıraktı. Eze şut çalsın. Şut kaleci Alperen. Dönen top savunma. Hemen dışarı attı. İzliyoruz. Foxy akıl dolu pas. Eze vuruyor Alperen. Sonrasında Ali Yaşar topu taca gönderdi. Da Tayyip hareketlendi. Tayyip Ebrar Roka arkasında. Tayyip Ebrar geliyor. İçe doğru kat etti. Kaleye baktı vurmadı. Pasını veriyor Levent. Tek top bıraktı Onur. Onur sol tarafa doğru gönderiyor. Ali Yaşar. Şimdi Levent. Baktı kaleye. Gol! Mükemmel bir gol attı. Levent harika bir gol atıyor ve durum 3-0 oluyor. Levent'in golü. Levent'in golü. Durum 3-0. Dakika 57. Ankaraspor'a da bir gol atmıştı. Geçtiğimiz hafta sonunda. Levent kaleye baktı. Sağ ayak vurdu. Topu köşeye gönderiyor ve durum 3-0. Tekrar tekrar izliyoruz golü. Balıkesirspor ikinci yarıya topla biraz daha fazla oynayarak ve farkı azaltmak için rakip yaralanda daha çok Kat.com. Uzun top, Wellington, Roka, Roka, Mırsic, şimdi sol tarafa doğru, oradan bir ara pası Roka ceza sahasında, orta şansı, orta ve dördüncü gol! Ve dördüncü gol İbrahim atıyor. Son maçta hat-trick yapmıştı İbrahim Yılmaz ve topu bu kez o ağlara gönderdi. Karşılaşmanın şu anda 59. dakikası. Goller arda arda gelmeye başladı İstanbulspor adına. Durum 4-0. Golü izliyoruz. Roka bu golü attırdı. İbrahim Yılmaz'ın da gol sevinci. Son haftaların golcü ismi İbrahim Yılmaz. Arkadaşlarıyla gol sevincini paylaştı. Daha önümüzde uzun bir süre var. Onur. Ha, büyük bir hata geldi Ayberk'ten ve şimdi topu götürüyor. Ali Dere ceza sahasında penaltı. Ali Dere ceza sahasında yerde kaldı penaltı. Ayberk az önce oyuna girmişti. Büyük bir hata yaptı. Ve Ali Dere topu aldı, girdi ceza sahasına. Artık bir tendit penaltısı atılacak. Sevgili seyirciler, öyle tahmin ediyorum ki maçtaki ikinci penaltı olacak bu. Tekrar izliyoruz pozisyonu. Müdahale Abdülhamit'ten. Onur bıraktı Papadiouf.
sen kullan dedi Papa Diouf'a. Tribünden alkışlar kaptan Onur için. Papa Atilla Kalesi'nde işaret geldi. Papa Diouf geldi top ağlarda. Durum 5-0. Sevgili seyirciler, maçın hakemi aynı zamanda maçı bitiren düdüğü çaldı. Turgut Baman maçı bitirdi. Gol sevinciyle birlikte galibiyet sevincini de yaşıyor. İstanbulsporlu oyuncular. Maçın sonucu İstanbulspor 5, Aydınizet Balıkesirspor 0. Penaltıyı tekrar izledik. Papa Diouf. Akkom, düzeltiyorum. Akkom golü atan oyuncu sevgili seyirciler. Akkom'un kaydettiği golle durumu 5-0'a getirdi İstanbulspor takımı ve karşılaşmayı 5-0'lık galibiyetle tamamlıyor. Ligde ikinci sıraya yükseliyor İstanbulspor.